Söylediği gibi aslında denizde, havada ve karada e, Mayıs ayında üç büyük tatbikattan bahsediyoruz. Bu büyük tatbikatlar bir şeylerin habercisi mi aynı zamanda? Ne dersiniz Mete Bey? E, tabii ki habercisi Sümeyye Hanım. Zaten Gerçi bu... Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle söylemişti ya tatbikatta hiçbir ülke hedef alınmıyor. Hani barışı destekleme amaçlı. Ama son cümlesi mesela son cümlelerinden biriydi daha doğrusu. E, Gazze'yi konuştu. Gazze ile ilgili bir şeyler söyledikten hemen sonra hani içinde bulunduğumuz etrafımız böylesine ateş çemberiyken içinde bulunduğumuz durum... Hani bizi buna e, tercihten öte bir zorunluluktur bizim için. Savunma sanayindeki geldiğimiz son noktayı söylemeye söyledi burada. Hakikaten bize bir şeyleri gösteriyor mu acaba bu tabii büyük ki, tatbikatlar? Yani tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmesi tabii ki barış zamanında bu tür hazırlıklar yapılır ama tabii bu e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük e, kalabalık anlamında da yani katılım anlamında da en e, büyük tatbikatı. Tabii. Ama diğerlerinden e, çok farkı var. 45 ülke 11 bin personel. <laughs> evet. Ama şimdi hani biz 2-3 gündür bu deniz kurdu gün gece safası vardı. Bugün gündüz safası var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Şimdi baktığımız zaman farklılıklar var. Çünkü detaylarda yatıyor. Şimdi burada daha önceki tatbikatlarda işte hava kuvvetleri helikopterler bombalıyordu. İşte tanklar atış yapıyordu vesaire. Ama bu tatbikatta bir farklılık var. Sualtı taarruz komandoları, sualtı savunma komandoları Bunlar deniz altındaki mayın ya da bazı denizaltı engellerini bir şekilde aştılar. İnsansız deniz araçları, bunu özellikle vurguluyorum, eş zamanlı olarak karadaki birliklerle ilk defa denizdeki bütün donanma varlığı, komuta kontrol mekanizması işte korkut füzeler diğerleri hepsi entegre bir şekilde çalıştı. Bu harekatın en önemli detayı bu. İlk defa amfibi çıkarma özel kuvvetlerin olduğu. ...birçok alandaki operasyon... E, ...tek bir seferde yapıldı. En büyük farkı bu. Örneğin... E, ...askeri terim olarak... ...hibit e, harekat denen... E, ...farklı harekatlar yapıldı. Hem havadan indirmeden yapıldı... ...hem karadan işte sızma e, çalışmaları yapıldı. E, Meskun Mahal Operasyonu olarak bilinen şehir içi... E, ...operasyonlarda... ...hazırlık seviyesi e, denendi, test edildi. Sonra özel kuvvetlerin... ...gece özellikle... Denizden ve havadan e, indirme yoluyla sızması vardı ve en önemlisi geçtiğimiz gün haber globalde de çok işaret etmiştik buna baskın ve kritik bir kişinin ya da personelin e, kurtarılması ya da ele geçirilmesi tatbikatı. Şimdi bu saydıkların daha önceki deniz kurtu tatbikatlarında yoktu. Hmm. E, örneğin bu e, helikopterle e, özel kuvvetlerin bir kişiyi ya da kritik bir personeli alması ya da bir kişi ele geçirmesi meselesi daha önceki tatbikatlarda yoktu. Çünkü arazi şartlarına baktığımız zaman orada iki tane detay vardı. Ee, Orta Doğu'da çok sık kullanılan beyaz pikap araçlar vardır. Markasını söylemeyeceğim ama Suriye'de, Irak'ta çok gördüğümüz. Hemen hemen bütün silahlı grupların kullandığı pikaplardır bunlar beyaz renkte. Arkasında uçak savar da monte edebiliyorsunuz çünkü. Suriye'de çok görmüştüm. Ee, Irak'ta da. O yüzden e, arazinin de Kuzey Irak'a e, benzemesi e, açıkçası benim e, kendi kanaatim önümüzdeki aylarda Irak'tan PKK'nın üst düzey bir e, lider kadrosundan bir kişinin ama e, en üst düzeyde olan bir kişinin yakalanıp e, özel kuvvetler tarafından ele geçirilip Türkiye'ye getirilmesinin de bir anlamda var olan senaryosunun kamuoyuyla paylaşılmasıydı açık söyleyeyim. Çünkü burada böyle niyet okuma demeyeyim de hani altyazıda böyle bir şey var. Yani Savunma Bakanlığı ya da Genelkurmay Başkanlığı burada gösterdiği videolarda aslında... Dünyaya da bir şeyler gösteriliyor. Dikkatli gözle bakarsanız bir takım şeyler var. Mesela bu Mesela. hava indirme meselesi, yani bu bir kişinin ele geçirilmesi, yani hareketli iki tane araçtan bir kişinin iki helikopterle özel kuvvetler tarafından alınması, çıkartılması... E, tabii ki bir şeyin bir işareti bana göre. Orta Doğu için de bir işaret. Emin emin olun Orta Doğu'yu takip eden herkes de e, iyi bilen herkes bu işe yormuştur. E, yani Kandil Dağları'ndan ya da İran sınırından bir kişinin Süleymaniye'den neresiyse artık... ...oradan bir kişinin alınıp Türkiye'ye getirilmesi meselesi. E, buna mesela eminim. E, sonra diğer işte özel kuvvetlerinin özellikle ben operasyonlarını çok takip ettim. E, orada da tabii ki Kuzey Irak'ı yormak gerekiyor... Ama diğer bölümlerinde kullanılan mühimmatlar, işte füzeler vesaireye baktığım zaman da orada da bir Suriye senaryosunu görüyorum açık söylemek gerekirse. Yani burada tabii ki bir şeyin işareti var. Yani tabii ki deniz kurdu planlı olduğu için mesela Yunanistan üzerine alınabilir başka bir ülke üzerine alınabilir ama e tabii Yunanistan'a mesaj da taşıyor açık söylemek gerekirse. Amfibi çıkarma mesela şu an görüntülerini gördüğümüz işte helikopterler vesaire. Yani Yunanistan'da adası bol bir ülke olduğu için üzerine alınabilir ama evet. temelde baktığımız zaman aslında birçok bu konuştuğumuz sizin programlarında da konuştuğumuz meselelerin bir e, en iyiler yani İngilizce best of tabir edilen e, tatbikatları yapılmış durumda. Arkasından da harekatların harekat ya da harekatların ben geleceğini düşünüyorum. Yakın zamanda mı diye düşünürsünüz? E, yani Irak ve Suriye'nin ben ayrı ayrı e, gittikçe ayrı ayrı olabileceğini düşünmüyorum. Eş zamanı da e, başlatılabilir. Hı hı. Çünkü buradaki ihtiyacı zaten en iyi genel kurmay biliyordur ve planlamasında muhtemelen buna göre yapmıştır. Başkomutan sıfatıyla da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olur verdiği anda da bu harekat silsilesi daha kamuoyuna görünür hale geleceğini ben düşünüyorum. Bir kez de altını çiziyorum. Biz tabii genel olarak kamuoyu ee, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından ya da basın bülteninden işte şu bölgeye Irak'ta şu bölgeye Suriye'de harekat başlatılmıştırdan sonra kamuoyu öğreniyor ama Tabii. altını çizerek söylüyorum Irak'ta kamuoyuna şu an açıklanmayan ama çok ciddi sürdürülen e, harekatlar var. Suriye'de de e, başka şekillerde devam, ed devam eden harekatlar var ama bunların kamuoyunda görünür olması işte Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi açıklamasından sonra e, resmi olarak konuşmaya başlayabileceğiz. Yoksa Irak'ta da Suriye'de de harekatlar devam ediyor bunu söyleyeyim. Sadece kamuoyuna açıklamıyor. Yoksa Irak'ta çok ciddi bir askeri hareketlilik var. E, bunu söyleyebilirim. E, belli bir yerden sonra Milli Savunma Bakanlığı gerek gördüğü zaman kamuoyuyla paylaşacaktır Sümeyye yanım diye düşünüyorum. Bir yandan da tabii hani aslında terörü destekleyen ülkeler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan nerede olursa olsun bununla ilgili zaten muhakkak bir değiniyor. Burada da yine tatbikatta da söyledi EFES 2024'te. Ee şöyle söyledi, bölgedeki tüm aktörlerin bölücü terör örgütüne karşı endişelerimizi anlamasını bekliyoruz. Ama gelin görün ki o endişeler ne kadar alınabilir o faktörlerden, o aktörlerden. E, günün sonunda destekleyenler hiçbir zaman vazgeçmiyor. E Günün sonunda işte İsrail'i konuşuyoruz. Hediye Ekim'den bu yana neredeyse tabii, haftada tabii. bir gün biz sizinle muhakkak masaya yatırıyoruz bu konuyu. Tabii, tabii. Ne zaman biteceğini de kez aynı şekilde ve ne demiş Erdoğan da bu vahşeti haklı gösterecek hiçbir gerekçe olamaz. Yani bu gazze meselesi tabii fırsat bilinip işte böyle Suriye'deki gibi adımlar at atıldığı zaman e, yani bu Türkiye bu konuda net. E, yani bir devlet politikası. Bunun e, olmayacağı anlamına gelmiyor. Ertelendiği anlamına da gelmiyor. Neticede Ankara'nın güvenli bölge meselesi en üst düzeyde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yıllar önce ilan edildi. Yani Irak'ta da Suriye'de de bu güvenli bölge kurulacak. Yani buna Fransa alınabilir, Rusya alınabilir, İran alınabilir. Ben Ankara'nın pek de umurunda olduğunu düşünmüyorum. O güvenli bölgeyi Türkiye kuracak. Yani kendi topraklarını korumak için bu da hakkı. Meşru hakkı. Ama burada kötü bir örnek var. Bakın Suriye'deki konjüktürden dolayı bir terör örgütünün çatlaklardan sızarak devletleşme çabası, mali gelir elde etme çabası ya da dış ülkelerden Fransa şu gibi... Şu anki tablo bu. Şu anki tablo o. Destek bulması, Avrupa Birliği ülkelerinin örgütün işgal ettiği topraklarda onlara ziyaret gerçekleştirmesi ya da mali destek sağlaması, Avrupa Birliği fonlarının YPG'ye bazı konularda aktarılması. Bunlar dünyada hiçbir ülkenin kabul edemeyeceği şeyler, müsamaha da gösteremeyeceği şeyler. Yani hep söylenir ya işte İngiltere'de olsa izin verilir mi? Fransa'da olsa hiçbir ülke izin vermez. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Daha güçsüz tabir edebileceğimiz Asya'da bir ülkede izin vermez, Afrika'daki bir ülkede izin vermez. Neticede burada hayalcilikten gerçekçi olmak gerekiyor. O bölgede yani YPG için söylüyorum bunu çünkü bu yayınları biliyorum. Suriye'den de takip ediyorlar. Gerçekçi olalım. Kuzeyde yüzyıllık bir Türkiye Cumhuriyeti var. Sağ tarafına baktığın zaman, ben İran'ı evet çok sert eleştiririm ama Ortadoğu politikasından dolayı ama baktığın zaman da kadim devlet geleneği olan bir İran var ve İran topraklarının yeni başında böyle bir anda papatya gibi açmış bir yani ülke kurmaya çalışan bir örgütü de ben kimsenin kabul edeceğini düşünmüyorum. Yani bir de şöyle bir durum var. Bir de hiç medyada değinilmedi ama bir de gerçekçi olalım. Mesela YPG böyle bir şeyi statüsünü değiştirmek için, işte Avrupa Birliği'ne tanınmak için, yaranmak için diplomatik ilişkiler kurmaya çalışsa, bunun gerçekten uzun vadeli olabileceğini düşünüyorlarsa, başka bir şey söylerim onlar için. Kibarca ahmaklık diyeyim en kibarı. Çünkü Orta Doğu gibi bir yerde böyle bir yapının barınması mümkün değil. Yani ezilir ve geçilir yani. Hiçbir ülke e, dibinde böyle bir yapının olması e, olmasını da izin vermez. Mali olarak desteklenmesine de izin vermez. Fakat e, şu haklı bir eleştiri olabilir belki. Harekatlar niye geç yapılıyor? Niye bu kadar ara verildi vesaire gibi. Ama şimdi konjüktür var. Konjüktür değişiyor. Başka etkenler e, giriyor. Belki biz harekata başlayacaktık. Bunu bilmiyorduk. Gaz meselesi çıktı Ekim'de. Örnek. Tabii. Ya da Artık harekata başlayacaktık, Ukrayna Savaşı çıktı. Yani bunları bilmemiz mümkün değil. Ya da harekata başlayacağız, Eylül'de belki seçim olacak İran e, nüfuzu var çünkü Irak'ta. Belki hükümeti e, ayağını kaydırmaya çalışacak Irak Başbakanı, seçime gidecek Irak. Bu, bu tip gelişmeler tabii bu tip her şeyi etkiliyor. Yani bizim bölgemiz normal bir bölge değil maalesef. Yani 10 sene konuşsak işin içinden çıkamayız. Suriye'de bugün Ankara ile ya Şam bir normalleşme sürecine girse... O normalleşme sürecini konuşmak en az 5-10 sene sürecek Sümeyye Hanım. Çünkü anayasa meselesi gelecek, yerinden edilmişler meselesi, mülk meselesi, tapular, demografik bozulma. En az 10 sene konuşuruz. Gazze, bunun etkilerini en az 5-10 sene konuşacağız. Çünkü bölgemiz normal bir bölge değil. Sürekli dış müdahaleleri açık ve artık ülkelerin kendini göstermediği PKK gibi, yani YPG gibi yerel böyle silahlandırdığı güçler üzerinden hesaplaşmasını yaptığı ya da hesabını gördüğü bir coğrafya. Ülkeler kendini göstermiyor. Şimdi Suriye'ye baksanız Amerika Birleşik Devletleri'nin bir bayrağını görmüyorsunuz. Ama sahaya baktığınız zaman maddi anlamda imkanlar sağlayan, silahlandıran, devlet yönetme becerisini kazandırmaya çalışan bir Amerika Birleşik Devletleri, bir Fransa, bir Almanya, bir İtalya, bir İsveç, bir Danimarka, bir Finlandiya ile karşılaşıyoruz. Yani Burada sadece teröre yardım dediğiniz şey silah vermekle olmuyor. Eğitim vermek, sağlık, eğitim vermek, medikal yardım göndermek, savaş durumunda ilk yardım eğitimlerini verecek sivil gönüllü adı altında insanların oraya çatışma bölgesine gitmesine izin vermek, dönmesine izin Zaten vermek. Zaten bütün bunlar dolaylı olarak maddi beslemekten değil manevi beslemeye de dönüyor bir yandan. E tabii yani burada en son mesela Suriye'de YPG'nin bazı bilimlerini Avrupa'dan gelen işte misyonerler ya da bazı kişiler çalışma alanında ilk yardım eğitimi veriyorlardı. Şimdi bu bir suçtur. Bir de yani bu uluslararası terör tanımı o kadar laçka bir hale getirildi ki Tabii. bu YPG meselesi yüzünden. Ama bitecek. Yani ben kendi iddialı konuşacağım ama ben 2025'ten Mayıs ayından sonra ben bu YPG meselesinin ya da PKK meselesinin Türkiye gündemi olacağını düşünmüyorum. Açık ve net bu zamanlarda yok diyorsunuz gündemde. Yok gündemimden çıkacak. Peki isim değiştirip başka isim altında çıkarma terörü? Yok o yılan bir kere yani o yılan bir yerden ya yok yok bir kere sır Yani o konuda herkes artık e, biliyor. E, Türkiye'nin yaptığı kamu diplomasisi sayesinde bu YPG meselesinin işte alfabetik cambazlıklar yaparak örgüt ismi değiştirerek yeni e, bu Brett Markurkun e, süper e, dahiyare bulduğu bir çözüm ama o konuda herkesin karnı tok artık. Alfebe'nin istediği harfini de sesle, isim de değiştirse, başka bir yapı kurduk da dese. Yani herkesin karnı tok. Burada Türkiye'nin en iyi yaptığı şeylerden ama zor bir süreçti onu da söyleyeyim. PKK ile YPG'nin bu organik ilişkisini ki Orta Doğu'ya emek veren birçok arkadaşımız da var bu konuda. Yerli yabancı basının başının etini yedik. Bu YPG ve PKK organik ilişkisini anlatabilmek Dışişleri Bakanlığı çok büyük çaba sarf etti. Ama en sonunda bu başarıldı. Yani bugün YPG dediğiniz zaman yurt dışında karşınıza kimse hayır canım onlar Suriyeli kütler diyemiyor. Çünkü PKK ile organik bağ olduğunu Ankara'nın yaptığı çalışmalarda ortaya koydu. Herkes kendi üzerine düşeni yaptı. Bu önemli. Artık YPG dediğiniz zaman PKK ile alakası yok diyebilen Avrupa'da bir tane diplomat da yok. isim de yok. Hani yüz, yüzleri kızarmadan tabii ki devam ediyorlar kulaklarının üzerine yatmaya ama olsun. Neticede hakikatlerin ortaya çıkma diye bir şey vardır, durumu vardır. O yüzden ben uzun vadeli olacağını düşünmüyorum. Yani Orta Doğu gibi bir yerde, şunu da izninizle söyleyeyim, Arap Sosyolojisinin olduğu bir yerde totaliter, Marksiz bir yönetim falan, Marksiz bir yönetim kuramazsınız. Bu akıl dışı. Orta Doğu tarihini bilmemektir, cahilliktir. Bu kadar da açık ve net söylüyorum. Her zaman sizin yayınınızda da fırsat vermiştiniz. Amerikalı bir anarşist Murray Bookchin'in yazdığı bir kitaptan esinlenerek e, sosyalist tarım vesaire gibi işte feminist örgütlerle Arap sosyolojisi içerisinde yapı kuramazsınız. Bu Arap sosyolojisini bilmemektir. Açık ve net söylüyorum. O yüzden YPG'nin e, bu anlamda hiçbir şansı yok. Ama e, kendi tercihleri askeri yöntemlerle yok edilecekler. Yapacak bir şey yok. Yani burada e, hiçbir ülke dediğim gibi Kandil'den, Irak'tan PKK'lı e, militanları e, oraya getirerek Oradan akıl alarak bir devlet kurmasına izin vermez. Yani e, burada e, işin daha ilginç tarafı Suriye'nin en verimli bölgeleri sadece petrolde değil ki kuzey, kuzey doğusu Suriye'nin pamuk alanında, tarım alanında, buğday alanında en verimli bölgeleri bütün ne, ne hikmetse hepsi YPG'nin kontrolünde. Düşünsenize Beşer Esad YPG'den buğday satın almak zorunda kalıyor. Yani böyle tuhaf bir e, zorluğun içerisinde Türkiye. Ama dediğim gibi güvenli bölgesini öyle ya da böyle oluşturacak Türkiye bu net. Zaten e, en yüksekte ifade edildi. E, dediğim gibi 2025 Mayıs'ından sonra ben bu YPG meselesininle e, Irak tarafında da e, güvenli bölgede oluşturulacaktır. Ben gündeminden çıkacağını düşünüyorum. Türkiye'nin yoğunlaşması gereken başka meseleler var. Bu bizim enerjimizi hemen maddi açıdan da emen manevi açıdan da emen Türkiye'nin iç, içeride huzurunu bozan bir mesele. Bunun ben 2025'te gündemden çıkacağını düşünüyorum. Açık ve söylüyorum buradan yani. Umarız ki öyle olur zaten. Biraz önce editörüm de alt başlıkta yazmıştım. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarından biri DAEŞ'i kastederek bu örgüt üzerinden ne yapılmak istendiğini, bölgemizde nasıl bir oyun oynandığını çok iyi biliyoruz. Biz bu hokkabazlıklara kanmayız, prim vermeyiz dedi. Şimdi bir yandan da tatbikatta söylediği için bu cümleler, hani biraz da tatbikat ve o görsellere işte 45 ülke 11 bin katılımcıdan bahsediyoruz. Bütün dünyanın izlediği bir tatbikattan e terör örgütlerinde Aynı anda konuşuyoruz. Terör örgütlerini bir böyle titretiyor mudur bir endişe ediyorlar mıdır bu tatbikatlardan. Mayıs ayında hem denizden hem karada hem havadan tatbikat var ve savunma sanayinde geldiğimiz son nokta zaten her gün konuşuyoruz ve sürekli de bir yeni sekleniyor. Ne dersiniz? Tabii endişe salıyor mudur? E, ben bu tatbikatın Deniz kurulunun Afrika'da çok yoğun takip edildiğini biliyorum. Afrika'da. Evet. E, çünkü Türkiye'nin imzaladığı e, örneğin e, Sudan'la imzaladığı anlaşmalar, diğer ülkelerle imzaladığı savunma ve güvenlik anlaşmaları bu ülkelerin Vatandaşları tarafından deniz kurdu Afrika'da çok yakından takip ediliyor. Çünkü bizim oradaki destek amacıyla bulunduğumuz, istikrar amacıyla bulunduğumuz bütün Afrika ülkelerinde bu görüntülerde o insanlara karşı bir güven telkin ediyor doğal olarak. Yani donanmasıyla, hava gücüyle, kara gücüyle, işte özel kuvvetleriyle, son teknolojisiyle, en önemlisi kendi ürettiği silahlarla Afrika'da tabii ki bir merak uyandırıyor. ...takip ediliyor ve güven veriyor... ...bu sadece hani bizim... E, ...iç kamuoyuna yönelik bir tatbikat değil... ...biz de gururlanıyoruz, takip ediyoruz... ...güvende olduğumuzu hissediyoruz ama... ...bu e, deniz kurdu sayesinde Afrika'daki... ...halklar da güvende olduğunu hissediyor... ...bu kadar açık ve net... ...niçede e, deniz kurdunun... ...videolarını paylaşan... ...Nijeryalı, Sudanlı, Togolu... E, ...Çadlı... ...ben birçok e, arkadaşımı da gördüm... ...birçok gazeteci de gördüm... ...Afrikalı... ...yani çok yakından takip ediliyor... Ama mesela bir Amerika'nın e, Kızıldeniz'de düzenlediği tatbikatı paylaşmıyorlar. Bakın böyle de bir detay var. Değil mi? Ama Deniz Kurdu'nun e, görüntülerinin, atış görüntülerinin Afrika basınında yer aldığını, paylaşıldığını, sosyal medyada üzerine yorum yapıldığını görüyoruz. Bu yüzden sadece güven Afrika kıtasına da var, Asya kıtasına da var. Neticede e, şunu söylemem lazım, e, Türkiye güçlenecek. E, önü de açık bir ülke. Bu krizli dönemleri ben fırsata çevireceğini de düşünüyorum. 2025 Mayıs o yaz aylarından sonra ekonomik anlamda da diğer alanlarda da diplomatik alanda çok ciddi bir e, iğme kazanacağız. E, bu sıkıntılı süreci hepimiz yaşıyoruz. Bölgemiz sıkıntılı ama ben dediğim gibi 2025'ten sonra Türkiye'nin önünün çok açık olacağını düşünüyorum. Her açıdan açık ve net bir şekilde de söyleyeyim. Çünkü e, bu çatışmalı dönem konusunda... Biz çok tecrübeliyiz. Mesela bu siz bu görüntüleri e, anlatırken aklıma geldi. Bakın 40 yılı 40 yıldır biz terörle mücadele ediyoruz. Dünyada hiçbir ülke hemen hemen bu, bu konuda böyle böylesine büyük bir tecrübeye sahip değil. Bizim F16 savaş pilotlarımız e, yıllardır Kuzey Irak'a harekat düzenler ve ben her zaman gururla da iddia ederim. Dünyada F16 savaş uçaklarını kullanan en iyi pilotlar Türk pilotlarıdır. Evet. Bizim pilotlarımız dünyadaki en iyi pilotlardan açıkçası birinci birincisidir. Çünkü savaş tecrübeleri vardır. Kesinlikle. Diğerleri çok gibi tatbikat ediyorum, yapıp e, yani geri çekilmezler. Muharebenin içinde silahlı kuvvetlerin içerisindeki her birim terörle mücadelede e, her daha postal izi bırakmış, e, her daha da izi olan orada görev yapmış e, birikim insanlardan oluşuyor ve bölgede hiçbir orduda böyle bir tecrübe yok. O yüzden deniz kurdu bu kadar ilgi görüyor. Çok teşekkür ediyorum. Gazeteci Mete Sohtoğlu stüdyo konuğumuzdu.